diyelim ki bir okulumuz var. Evet ve bu da okulumuzda okuyan öğrenci popülasyonu. Şimdi öğrencilerin okuldaki matematik dersleri konusunda ne düşündüklerini öğrenmek istediğimizi düşünelim. Peki bir fikir olmayabilir. Tamam bunun için bir anket hazırlıyoruz ama anketi kimin cevaplayacağına karar vermemiz lazım. Okuldaki tüm öğrencilerin cevaplayabileceklerini düşünüyor olabilirsiniz. Doğru cevaplayabilirler ama okulumuzun mevcudunun 10 bin kişi olduğunu varsayarsak anketi herkesin yanıtlaması çok zaman alır öyle değil mi? Bu yüzden de bu popülasyondan bir örneklem alıp öğrencilerin tamamının nasıl düşündüğüne yönelik bir tahmin elde etmeye karar veriyoruz. Evet bir örnek alıyoruz Alacağımız yanıtlardaki yanlılığı engellemek yani alacağımız yanıtların popülasyonun yanıtını en iyi şekilde temsil edebilmesi için örneklemimizin rastgele olması gerekir. Örneklemimiz rastgele olabilir ama olmayabilir de. Rastgele bir örneklem oluşturmak çok kolay görünse de aslında göründüğü kadar kolay değildir. Rastgele örneklemlerin ilki basit rastgele örneklemdir. Hemen not edeyim. Basit rastgele örneklem. Evet. Bu örneklemi oluşturmak için Için okuldaki her öğrenciye rastgele bir numara atanır Bunun için öğrenci numaraları da kullanılabilir tabii Ve bir bilgisayar yani rastgele sayı üreticisi kullanılarak 100 öğrenci Evet mesela 100 kişilik bir örneklem oluşturmak istediğimizi düşünelim Ankete cevap verecek 100 kişi arıyoruz Bu basit rastgele örneklemdir Popülasyona gideriz ve rastgele seçmeye başlarız Seçimin rastgele olduğunu da biliyoruz Çünkü rastgele sayı üreticisi ya da rastgele sayı listesi kullandık Ve örneklemimizi oluşturduk bu teknik son derece başarılıdır ve burada yanlılık olması olasılığı da çok az olmasına rağmen rastgele sayı üreticimizin seçtiği 100 kişi arasındaki kızların sayısı erkeklere göre orantılı olmayabilir. Belki çok daha fazla birinci sınıf seçildi ya da son sınıf ne bileyim. Evet dediğim gibi az da olsa böyle bir durumun olasılığını göz ardı edemeyiz. Başka bir deyişle seçtiğimiz örneklem basit rastgele bir örneklem olsa da popülasyonu yansıtmama olasılığı var Elbette bunun önüne geçebilmek adına kullanabileceğimiz farklı teknikler olduğunu söylemek istiyorum Bunlardan birinin adı tabakalı örneklemdir. Not ediyorum tabakalı örneklem. Bu teknikte popülasyonu tabakalara ayırırız. Evet burada da popülasyonu alacağız. Daha kolay olsun diye popülasyonu dikdörtgen şeklinde çiziyorum. Sınıflardan düzgün bir örnekleme yapabilmek adına popülasyonu sınıflara ayıracağız. Birinci sınıflar, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar ve şimdi de bu grupların her birinden rastgele 25 kişi seçeceğiz. Evet bahsettiğim tabakalar bunlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar ve burada popülasyondan rastgele 100 kişi seçmek yerine bu tabakaların her birinden 25'er kişi seçeceğiz. İşte bu kadar. Bu sayede üniversitedeki değişik yaş grupları yani sınıflardan kendi gruplarını temsil eden yanıtlar alabilirsiniz. Bu noktada karşılaşabileceğimiz bir başka sorun okulda ya da üniversitedeki kadın ve erkeklerin temsili ile alakalı olabilir. Demek istediğim 100 kişi seçtiğimizde oran her ne kadar %50'ye yakın olacaksa da seçilen erkekler ile kadınların sayısı orantılı olmayabilir. Bu tabakalı örnekleme içinde geçerli olan bir sorun. Peki bu durumda ne yapabiliriz dersiniz? bir küme örneklemi kullanabiliriz. Hemen not ediyorum. Küme örneklemi. Evet, bu teknikte kadın erkek sayısının dengeli olduğundan emin olduğumuz grup örneklemleri oluştururuz. Popülasyondan seçim yapmak yerine mesela salıları ve perşembeleri, evet belki bu şekilde de yapabiliriz. Diyelim ki popülasyonu gruplara bölebiliyoruz. Bu gruplar sınıflar olabilir. Sınıflarda da kadın ve erkek öğrenciler arasında arasında eşit ya da eşite yakın bir dağılım olduğunu varsayalım. Bu sınıflardan örneklem aldığımız için tekniğin adı da küme örneklemi. Anlaştık mı? Evet, zaman zaman küme tekniği ya da küme rastgele örnekleme olarak da duyacağınız bu teknikte örneklemlerimizi kadın erkek sayısı arasında denge olan sınıflardan alırız. Bu sayede popülasyonu temsil ettiğimizden emin oluruz. Örneklemlerimizi sınıflardan aldığımız için bu sınıflardaki herkesin anketi yanıtlamasını sağlarız. Bunların hepsi rastgele örneklemlere verebileceğimiz örneklerdir. Basit rastgele örneklem, tabakalı örneklem ya da küme örneklemi. Evet eğer bunların hepsi rastgele ise rastgele olmayanlar nelerdir? Rastgele olmayan örneklemler için gönüllü örneklemleri değerlendirebiliriz. Burada okuldaki tüm öğrencilere bir mail gönderir, onlara bir anket yaptığınızı ve eğer isterlerse bu anketi doldurabileceklerini söylersiniz. Bu teknikle yanlılıktan kaçınmak hemen hemen imkansızdır çünkü bu sayede matematiği gerçekten seven ya da sevmeyen veya daha fazla zamanı olan öğrenciler anketi yanıtlayabilirler. Evet bu sayede yanlılık öyesini eklemiş olursunuz. Çünkü bu teknikte anketi yanıtlayan öğrenciler gönüllü öğrencilerdir. Rastgele olmayan bir başka teknik elverişlilik olarak adlandırılır ve burada da örneğin okula gelen ilk 100 öğrencinin anketi yanıtlamalarını istersiniz. Bu teknik rastgele sayı üreteçleri, kümeleme ya da tabakalar olmadığı için son derece elverişlidir ama okula ilk gelen yüz öğrenci matematiği çok seven ve çalışkan öğrenciler olabilirler ya da matematiği hiç sevmiyorlardır. Bu yüzden de işin içine gönüllülük ya da kolay olduğu için ilk en öğrenciyi seçeyim ya da bugün görüşeceğim yüz öğrenciye sorayım düşüncesi girdiğinde bu örneklemlerin popülasyonu yansıtıyor olma ihtimalleri çok düşük olacaktır. Bu arada yanlılık sadece örneklem oluşturma tekniği ile alakalı olmayabilir. Demek istediğim kelime seçimiyle de, evet kelime seçimiyle de yanlılık yaratabileceğimiz. Mesela dünyada çok az kişinin aldığı bu matematik eğitimini aldığın için kendini şanslı sayıyor musun? diye sorarsanız, anketi yanıtlayanlar, evet evet sanırım şanslıyım diye düşünebilirler. Ya da okulumuzda çevre okullardaki öğrencilere göre daha çok öğrencinin matematikten sınıfta kalmış olması hoşuna gidiyor mu? diye soracak olursanız da. Anketi yanıtlayanları negatif bir biçimde etkilemiş olursunuz. Bu yüzden de anketlerdeki kelime seçimleri çok önemlidir ve insanlar bunun üzerine gerçekten gerçekten çok kafa yorarlar. Son olarak bir de tepki yanlılığından bahsetmek istiyorum. Bunu da hemen not edeyim. Tepki yanlılığı bu da insanların doğru söylemek istemedikleri ya da anketi yanıtlamak istemedikleri durumlarda ortaya çıkar. Bu kişiler, daha doğrusu öğrenciler, anket sonuçlarının matematik öğretmenlerine açıklanacağından korkuyor olabilirler ya da matematikten o kadar nefret ediyorlardır ki anketi doğru yanıtlamazlar. Evet, bu videoda size örnekleme konusunu anlatmaya çalıştım. Örnekleme yaparken rastgele olmaya özen göstermelisiniz çünkü bu sayede yanlılıktan kaçınabilirsiniz. Bunlar rastgele örnekleme yapabileceğiniz bazı teknikler. Tabii bu arada yanlılığı engellemek için buradaki noktalara da dikkat etmelisiniz.